Evet arkadaşlar, şimdi bir o konusunda daha buradayız. Şimdi bakacağımız konu ise interface dediğimiz yapıya bakacağız. İnterfeysler nedir, ne değildir üzerinden çalışacağız. Bu sefer örneğimiz silah olur. Silah genel bir şeydir. Ve her şey silah olabilir. Dolayısıyla silahın o zaman ortak kavramın taşıyacağına göre silah ne olması gerekiyor? Absolut olması uygundur. Geliştirilen elemanlarda olması gereken değerleri belirteceğim. Ne olması lazım bir silah üzerinde? Şarjör mü? Topuna şarjör mü? Ağırlık olabilir. Ne bileyim. Etki mesafesi olabilir. Menzil olabilir. Ham maddesi olabilir. Sizin ülkenin modeli vardır. Tabii canım. Marka basmıyorlar mı üstüne? Meşin, sopa, ne bileyim, demir sopa gibi. Vardır yani. Kırmızıktan olabilir. Sonra etki mesafesi diyelim. Çok da uzatmayayım çünkü alt alta gidiyor ya bu elemanlar. Bir de kullan diye metot olsun. Public string kullan. Ha, abstract yazacağım, bunlar yok. Şunların başına da birer abstract anahtar kelimesi koyayım. Tamam. Ve hemen geliştirmeye başlayalım. Yok, önce normal bir klas seçtirelim. Mesela tabanca. Tabanca bir silahtır. Ve bunu implement ediyorum. Elemandan geldi. İşte modelinin nasıl olması gerektiği ile ilgili bilgiler yazdım. Hemen yazalım. String alt çizgi model. Şu an ayar yapmadığım için olduğu gibi geri döndüreceğim. Return model. Değer atandığı zamansa model eşittir dışarıdan gelen değer. Get default değer mi oluyor? Efendim? Get default değer mi oluyor? Set değer Hayır, default değer değil, içindeki mevcut değer. Yani eğer sette bir şey atadıysam onu verecek hani. Integer etki mesafesi. Bir şey olduğu zaman return edecek bu eleman etki mesafesini. Yalnız tabancanın etki mesafesi çok uzun değildir. Eğer dışarıdan gelen değer büyükse, işte 300'den, 300 metreden şey yapsın. 300 koysun. Maksimum yazarsan yaz. 300 diyorum. Eğer 300'den aşağı bir şey söylemişse eleman, etki mesafesi eşittir. Veriyorum. Olur mu? O zaman şu an ben silahın tabancanın maksimum mesafesi 300 metre olarak belirtmiş oldum. Kullan da nasıl kullanacak? Kullan çok genel bir şey oldu ya. Kullanılmasın ya bu. Ama kullanılacak. Tabancayı nasıl kullanacak? Ateş et diye metot yapacak tamam. Tamam ya. Hemen uyduralım bir tane. Return. Silahın altına ne deniyordu? Kabza mı? O zaman şey yapalım. Savruldu diyelim. Adamın kafasına atıldı. Adamın kafasına. Fırlattı. Ha? Ne ki ne?
Bir de bunun kendisine özel olarak ne lazım? Ateş et diye bir şey lazım. String ateş et. Yani bu normalde sopada mopada olmayacağı için tabanca gibi ateşli silahlara ait bir şey. Ve return işte ateş edildi. Tabi aslında ateş edilmeden önce yapılması gerekenler var. Hani bedava olmayacak. Mermi sayısı ihtiyacımız var. Mermi sayısını almamız lazım. Yani kullanıcıya diyeceğim ki bana mermi sayısı ver. Ve her seferinde ateş edilmeden hemen önce sorgulamam gerekiyor. Mermi sayısı büyük mü sıfırdan. Veya ilk olarak eşit mi sıfıra diye sorayım. Eşit sıfıra mermi yok demiş olsun. Sıfırdan farklıysa aslında büyük yapalım. Sıfırdan büyükse içinde mermi vardır. Ve her şeyde mermiyi bir eksiltirim. Ne? Cat. Mermi yok dediğim mesela. Ha. Büyük senin nasıl mermi? Eşleştirme. Ben sonra başka bir şey düşünmüyorum. Eşleştirme. Bir eksiltirim. Bir eksilttikten sonra ateş ederim. Return. Return edeceğim ya, o yüzden önce eksilttim sonra şey. Hocam bir şey diyeceğim. Evet. Şimdi bu ateş et silah özel ya. Evet. Biz aslında bunu tabancanın oraya şey olarak ekleyemez miyiz? Abstra yaparsam hepsini yazmak zorundayım. Yazmak var. Diğerini ne diyor? Üç. Yok değil. Allah Allah. Ama o zaman zorunluluk yok işte. Ateşli silah olmasına karşın onu yazmayabilir adam. Ha, anladım. Yani silah ateşli olabilir. Şanlı oyun ya. Evet, yani adam orada override etmeye atlayamış olabilir, yani gözünden kaçmış olabilir. Yani onu istemiyoruz. Burada sıkıntı var mı? Hocam ateş et bir report, doğru mu? Evet, onun üstündeki public int mermi sayısı property. Neyin property'si? Tabanca. Evet, tabancanın property'si. Ben şeyi zannediyorum. Mermi yoksa adamın kafasına fırlat metodunu kullanacağım zannediyorum. Film aklıma gelmedi, o da olabilir yani. Yani, yani onu niye kullandım onu anlamadım. Mermi yok mu? Bir şey kullanım. Yani kullan, sopayı mopayı genel kullanmak için bir şey uydurdum. Hani sopadayken savrulacağım, ne bileyim işte ceritse fırlatacağım falan yani. Hani. Ama biz bunu tabancaya yazıyoruz. Tamam. Niye karıştı abi? Hocam bir böyle azıcık çıkar mısın? Şimdi aklımda. Bizler de tabanca bir silah dedik. Şiddet kullanıyoruz. Şiddet örneklerden de bir silaha bir bakabiliriz ne yapmış. Bir silah da olmasa gerektiğinden bunlar dedik. Tamam, ve biz bir silah mirası olarak bir şey tanımladığımızda bunların hepsini kullanmamız lazım. Abstract. Evet, şu üçünü zorunlu olarak yazdık. Tamam, hadi yazdık. Bunlar da bizim ihtiyaçlarımızda. Tamam, şunlar. Hocam karmaşıklığı önlemek olmaz, değil mi? Ne? Karmaşıklığı önlemek. Ya eksikliği önlemek amaçlı aslında. Şimdi sen arkadaşlarım bir tane daha açacağım. Bir tane daha ateşli silah söylesenize ya. Allah. Ama tabancadan gelmesin. Ok olsun, ok. Ok yay. Ateşli. Ateş. Ya o da fırlatıyorsun ya. Ateş. 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 Tamam. Tamam, oku geçelim. Başka bir şey söyleyeyim o zaman. Tamam, oku. Doğru, ateşini istersek ekleyebiliriz. Ya ben bir şey bağlamamız lazım da. Peki şey ya. Şey yok lan. Molotof molotof. Şey, şey olsun. Neydi? Rokazitar. Çok da tarif yapayım. Var arkadaş, benim bende var işte. Yaptım oldu. Roketler bir silahtır.
Temel tanımlamayı getirdim. Hocam, istersen klas mı söylüyorsunuz? Evet. Şimdi temel tanımlamayı, bunları yazmıyorum şimdi tek tek, demin yazdığım için. Aynı madde yazacak bunlar. Kullan yine bir şekilde kullanacak. Fakat tabanca gibi bunun da bir işte mermi sayısı var. Teknik olarak hani ne bileyim stok gibi bir şey artık yanında bulunuyor. Ve yine atma durumu söz konusu. Dolayısıyla tabanca da roketta da bir şey fırlattığı, ateş ettiği için benim bunların aynısının benzerine burada da ihtiyacım var. Sor. Hocam biz onu silahlar değil de tabancadan söylüyoruz o zaman. Olmaz. Olmuyor. Tabancanın temel özelliklerinin hepsine ihtiyacım olmayabilir. Yani atıyorum burada şarjör diye bir şey var. Ama mesela şurada şöyle bir şey olsun. Prop bullion şarjör var mı diye bir soru olsa veya takılı mı? Ama roketlerde ona ihtiyacım yok. Yani onda takılı mı diye şarjörü kavramıyor. O yüzden temel şey lazım. Şimdi şöyle bir durum var. Bir tane daha ateşli bir silah yaparsam onda da şu ateş et metoduna ihtiyacım var. Hemfikir miyiz? Evet. Ama atıyorum sopa yaparsam ateş et metoduna ihtiyacım yok. O zaman sadece ateş edilebilen silahlar için ortak bir şey değerim var. Yani buna sadece silahlılara konacak gibi bir durum var. Oldu mu? O zaman şunu yapmam lazım. Bunu aynı şekilde abstract class yapmam lazım. Sadece ateş edenlere veririm. Yalnız o zaman da şöyle bir sıkıntımız oluyor. Bir class sadece bir class'tan miras alabilir diye bir sözümüz vardı. Implementation gösterirken. Implementation diyorum. Inheritance gösterirken. Hatırladınız mı? Bir klas sadece bir klastan miras alır. Birden fazla alamıyor. Yani bir çocuğun bir annesi olur gibi. Dolayısıyla o zaman silahı şey yapamıyorum. Ortak değer olarak kullanamıyorum. Çünkü kimisinde ihtiyaç var, kimisinde olmayan şeyler var. Bana ikinci, üçüncü bir şey lazım. Mesela biz doğduğumuz zaman işte yürüme bilmiyorduk. Sonra yürüyebilir olduk. Yani bir şeyler özellikle kazandık kendimize. Konuşmayı öğrendik. Yani normalde standart olmayan bir şey üstüne katarak yetenek. Mesela C# bilmiyordunuz artık C# biliyorsunuz gibi. Zaman içerisinde üstünde bir şey katıyorsunuz. Dolayısıyla bazı temel şeylerimiz var. İnterfeys kavramına şimdi bakacağız. İnterfeyslerim ise sayın arkadaşlarım klaslar gibi çalışırken şurada interface seçiyorum. Kural değildir ama A ile başlar. Ay ateş edebilir. Ay ateş edebilir diye bir şey yapıyorum. Bu da aynı şekilde sayın arkadaşlarım abstract class gibidir. Elemanların gölü tanımlanmaz. Bir kere başlayacağım. Abstract class izle kavramını taşıyordu. Fakat interface'ler ise interface'ler yapabilir edebilir yani kendi ilişkisini taşıyor. Yapabilir edebilir. Amacı yetenek kazandırmak. Mevcut yapıya mevcut yapı üzerine belli elemanların standart bir şekilde gelmesini sağlamak için kullanır. Mesela şöyle çalışır. Şunlar abi ne yapıyorsun orada ya? Şuraya geldim. Ateş et muhabbetini buraya koyuyorum. Şuraya uçuralım.
Oldu mu? Bunun gibi birçok şey olabilir. Ateş et olur. Başka basınca dayanıklı veya suya dayanıklı silah olabilir. Suya dayanabilir diye bir şey yapayım. İşte maksimum su derinliği. Bunun metod olması da olur. Başka şey olsun. Bomba atabilir. Bomba atabilir. Dolayısıyla bomba sayısı. Bir de public string bomba at diye bir şey olabilir. Gibi gidiyor. Yapabildikleri bunlar. Şimdi kullanırken de artık şöyle sistemimiz çalışıyor. Şunu siliyorum. Yine aslında aynı yapıyla çalışacak. Ama silah olsun. Bir tane daha şuraya klas yazayım. Bombalı tüfek olsun. Adını bilmiyorum onun ne olduğunu. Bombalı tüfek diye bir şeyim var. Bombalı tüfek de bir silahtır diyorum. Şimdi temel şeylerimi koydum. Ama demek ki gibi ateş yedi, bunu yazıp bunu yazmam gibi bir durum var. Yani kopyala yapıştır yöntemini kopyalayacağım. Eksik yazabilirim. Ve interface bana şunu sağlıyor. Interface'ler klas gibi değildir. Yetenek kazandıkları için birden fazla yazılabilirler klasa. Şimdi tabanca silahtır. Ve tabanca diyorum ki ay ateş edebilir. Ve implement ediyorum. Ve ihtiyaçlar geldi. Tabanca suya dayanıklı mıdır? Değildir diyorum, yazmıyorum. Bomba tüfek diyorum ki ateş edebilir. Bomba tüfek bomba atabilir. Ve bomba atma ıvır zıvırını geliştiriyorum. Buradaki kavram şu oluyor. Adamların yazılım mimar tarafından zaten kurallar belirtilmiş. Eğer demiş bir şey bomba atıyorsa bunlar lazım. Suya dayanıklı ise bunlar lazım. Ateş ediyorsa bunlar lazım gibi temel kuralları söylemişler. Biz klas geliştirirken de sadece yapmamız gereken şunlar oluyor. Bunlardan hangilerine ihtiyaç var? Silah diyorum ateş eder, bomba atabilir. Ama yani bomba atması gerektiği zaman nelerin ihtiyacı olduğunu bilmek zorunda değilim. Çünkü zaten bomba atabilir yapan interface yapan adam standart ihtiyaçları buraya belirtmiş. Kuralları koymuş. Bunlar olacak demiş. Ben zaten buraya hemen dahil ediyorum. Ve hemen sadece gövdeleri tanımlıyorum. İşte bunu yazıyorum. Nasıl bomba atacak? Kaç metre atacak gibi. Tanımlamanı yapıyorum. Dolayısıyla olması gereken elemanları elde vermek zorunda kalmıyorum. Mesela bizim de şöyle şeylerimiz var. Şuraya gidelim. Mesela TextBox'a bir gideyim. TextBox base'e gidelim. Kontrol edelim. Evet. Mesela burada birkaç tane şey var. Komponentten miras almış. Ama geri kalan elemanlar tamamen yetenek kazandırmak üzere gelmiş. Mesela ne bilebiliriz şu an? Komponent var. Mesela şu komponentin ay komponent yapan ıvır zıvır gelmiş. Aslında bu tam güzel bir şey çıkmadı ya. Başka bir şey seçelim. Ne seçelim? Mesaj box'a bakalım. Mesaj box'a bir şey yok. Random'a baksak random'a da bir şey yok. Şu membership vardı da o web'te kaldı ya. Burada şimdi referan uzun iş. Şu form üzerine gidelim. Formda kesin bir şey olur. Evet. iContainer Control diye bir şey var. Container Control'dan ne anlarız? İçin kontrolü. İçine bir şeyler tutabilir. Yanlış hatırlamıyorsam Panel de oradan miras almıştı. Yok, Panel oradan miras almamış. Şu an bir tane oradan miras almış diyormuş. Bunu Panel'den almış. Panel de onu almış. Neyse ya. Şuradan gidelim.
Çok önemli. Bunun esprisi, F12'ye bastığım zaman içine zaten iki tane şey çıkıyormuş ya, çok bir şey çıkmıyor. Aktif kontrol ve işte onunla ilgili bir tane true false metot var içeride. Teknik olarak şu oluyor. Bir şey iContainer kontrol üzerinden sahip olması gerekiyorsa içine ne olduğunu bilmem gerekmiyor. Sadece container kontrolüdür demem. Buna gayet de kafi oluyor. Mesela bir şey panelse, panel nerede ya? Panelde şurada şey vardı. Yine iComponent bir yerden geliyor. Komponentler bizim işte şu sol taraftaki toolbox'ımız içindeki her şeyi bir komponent olarak bakarsam. Bir oraya eleman koymak istiyorsam iComponent interface'ini almam gerekiyor. Bunun içinde de işte bunun dispozu bir kere geliyor. İşte yok edilebilir diye geliyor. Hemen kaldırma gibi. Temel ihtiyaçları getirilmiş. Çok güzel şeyler bulamadım. Şimdi aklıma gelmedi hepsi de. Biz kendi hikayemizden devam edelim. İnterfeysin ana görevi bize bir şeyin ne yapıp ne yapamadığını bilirlik sağlıyor. Mesela şöyle yapalım. Mesela Ali insandır. Ama Ali yürüyebilir. İşte Ali ne bileyim İngilizce biliyor. İngilizce bilir. Ay koşabilir. Sınır var mı canım? Sadece sadece yok öyle bir şey. Ondan sonra bir tane daha olsun. Ay okuyabilir o. Ali'nin özellikleri bunlar. Veli'ye gelirsem Veli de bir insandır. Veli de yürüyebilir. Ama Veli İngilizce bilmiyor. Veli ayağını kırdığı için koşma da bilmiyor. Ama Veli okuyabilir. Dolayısıyla teknik olarak ne olduğu önemli değil içindeki. Sadece ha arkadaş. Oldu mu? Dolayısıyla tamamen kuralları oluşturuyor. Yani yapabilir, edebilir kavramını taşıyor. Bir şey yürüyebiliyorsa içinde şunlar, şunlar, şunlar vardır gibi kurallar yazılmıştır. O kuralları klas ayarlarsın. Eğer o eleman yoksa yazmazsın. Dolayısıyla standart olarak bazı elemanların geliştirebilirlik kısmında işe yarıyor. Ve şunları uçuruyorum. Bunlar prop'la beraber geldiği için varlar. İnterfeyslerin her elemanı public'tir. Yazılmasına gerek yoktur. Zaten amacı başka tarafa yetenek vermek olduğu için yani zaten diğer tarafta kullanılması zorunlu bir durum var. O yüzden bu public'tir ya da public değildir kavramlarını kullanamıyoruz. Her şey public'tir. Fix olarak. Canım verdik. Ha bir tane... Kullanışlı bir şey var. Ha? Kullanışlı bir şey var. Çok inanılmaz kullanışlı bir şey de. Mesela hemen minik bir örnek daha yapayım mı? Şu geçen seferki hayvanla yapayım. Şuraya yeni bir hayvan klası. Hayvan public. String cinsi var. Sabit olarak çok fazla bir eleman yazılacak. Şimdi hayvanların özelliklerini üzerinden interface'e geçireceğim. Şimdi hayvanların bazıları yüzebilir. Hayvanlar uçabilir. Avlananlar var, avlanmayanlar var. O zaman ay avlanabilir. Yani eğer etçil bir şeyse avlanmak durumunda. Otursa zaten
Yiyor. Sonra koşabilir var. Koşamayan hayvan var mı ya? Düzenler koşamaz. Düzenler koşamaz. Mesela onlar eksik olacak. Yüzebilir, uçabilir, avlanabilir. Kış uykusuna yatabilir. Kış uykusu. Olan var, olmayan var. Birkaç tane var galiba ya. Ayı başladı. Dolayısıyla yumurtadan çıkabilir ya da doğabilir. Yok canım. O çünkü şey yok bunun ya, ucu yok yani. Ha, sokabilir, sokmayabilir. Şimdi buradaki kavramlar yüzebilirse ne olması lazım? Niye canım, ayı da yüzebiliyor mu? Yüzgeçi mi olur? Lütfen. Yüzme bilmesi lazım. Ben korkmaması lazım. Yüzme hızı lazım. Saatte kaç kilometre hızla yüzüyor? Public. Public yok ya, ne public'i? Kim public yazıyor orada ya? Ha. String. Yüzme şekli olabilir. Şimdi balıksa farklıdır, ayıysa farklıdır, köpekse farklıdır. String su stringdir ya. Integer su altında kalacak süre. Su altında kalabilirlik ile ilgili bir get set olabilir. Gibi temel şeyler vardır. Uçabilir de integer uçma hızı. Get set. Bir de uçma olsun. Metot olsun bir de. Void uç diye metot olsun. O hızda uçsun işte. Ağlanmada da koşmada da hepsinde birer tane yazayım. Void avlan. Void koş. Void uyu gibi metodlar yazdım bir zaten hepsini. Şimdi ben bunları yazdım, size verdim. Siz de geldiniz, hayvan yapacaksınız. Mesela kaplan. Şimdi yapmanız gereken temel şeylerden bir tanesi, bir kere kaplan diyorsun ki hayvandan gelecektir. Tamam. Sonra kaplan koşar diyorum. Koş yok muydu ya? Koşun ama başına ığ koymadın hocam. Koş soru kendine. Öyle mi yazdın? Ay koşabilir. Kaplan ay koşabilir. Kaplan ne yapar başka? Avlanır. Yüzer. Bu kadar. Uçan. Dolayısıyla artık şu an eklemem gereken ne var diye bilmiyorum. Yani sadece kaplanın ihtiyaçlarını, özelliklerini buraya yazdım. Ve daha sonra yazılım mimar tarafından yazılmış olan elemanları implement ediyorum. Tek yaptığım bunlar. Dolayısıyla ağlanmada ne gerektiğini bilmek zorunda değilim. Ya da bizim projemize ne lazım bilmek zorunda değilim. Yazılmışları buraya dahil edip kullanmak durumundayım. Bunların hepsini tek tek yazacağım. Ve eksiksiz bir kaplanım olacak benim. Yani koşma metodu eksik olmayacak. Ağlama metodu eksik olmayacak. Çünkü hep interface de geldiği için eksiksiz şekilde kaplanı oluşturmuş olacağım. Ve bunu kullanacak insanlar da eğer avlanabilir interface'ini gördüğü anda şu olacak. Ha, bunun içinde şunlar varmış deyip gözü kapalı bir şekilde değer alıp değer gönderebilecek sanırım. Ne dersin Emre? Olur. Hayvan olduğunda hayvanları mı anlıyorsun? Hayvan olduğunu anlıyorum ya. Bu interface'ler kaplana
özel mi? Ya ben burada istediğim değişikliği yapabiliyorum, doğru mu? Tabii, bunların hepsi kaplan özel. Yani ben aslan klasında başka bir ay koşabilirim tanımlayabilirim. Evet, evet, aynen öyle oluyor. İnterfezin göre sadece isimleri söylemek. Bunlar, 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 bunlar olacak diyor. Ama nasıl olacağına sen karar veriyorsun özellikle klası. Yani hayvan klasında onun için boş bırakırız ya, get set'te bırakırız ya. Evet. O örnek olsun diye mi, yoksa genelde öyle boş bırakıp, boş bırakıp, boş boş. Çünkü bunlar şey bu, bir kere zaten abstract bu eleman. Abstract eleman olduğu için boş kalmak zorunluluğu var. Yani her halükarda boş olacak. Gerekli yerde tanımlaması yapacak. İmaj olarak tekrar edelim mi? Avlanın mesela, avlanın cümlesi yapmak. Hayır, interface'lerde ve abstract class'larda gözler tanımlanmıyor. Sadece isimleri söylüyorsun. Orada ya da olduğunu burada mı çağırıyor? Yok. Burada isimleri yazıyorsun. Burada yazıyorsun. Orada. Hadi çek. Hadi çek.